Finans Kafe devam ediyor reklam arasından. Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca şu an bizlerle beraber. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun TÜBİSAT'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanlığınız. Aynı zamanda ilk kadın başkanısınız TÜBİSAT'ın, evet. Yanlış bilmiyorsam. Hayırlı olsun. Şimdi dernek olarak bundan sonra sizin döneminizde ne gibi planlarınız var? Daha doğrusu zaten adı üstünde Bilişim Sanayicileri Derneği ama biraz da önümüzdeki dönemde nasıl bir planlı yönetim olarak şu an gelmiş durumdasınız? Evet, TÜBİSAT 1979 yılında kurulmuş. 35 yılı aşkın bir süredir sektörde, evet, faaliyet gösteren ve bilgi iletişim teknolojileri sektörünün %95'ini temsil eden, yaklaşık 200 üyesi olan bir sivil toplum kuruluşu. Ve en önemli sektörün gelişmesinde aktif rol oynayan sivil toplum kuruluşlarından, en büyük sivil toplum kuruluşundan birisi. Bugüne kadar bütün dönemlerde aslında bilgi iletişim teknoloji sektörünün gelişmesinde çok önemli rol oynadı. Ve geçmiş dönemlerde yapılmış çok çalışmalarımız var. Ben de son 4 yıldır zaten TÜBİSAT'ın yönetim kurulunda yer almaktaydım. Şimdi biz orada başlatılan çalışmaları büyük bir enerjiyle, sinerjiyle sürdürmek istiyoruz. Tüm üyelerimizle birlikte sektörün büyümesi için elimizden gelen her şeyi maksimum düzeyde yapmak istiyoruz. Başlatılan çok önemli çalışmalardan birisi, TÜBİSAT uzun süredir aslında sektörümüzün önemli verilerini, bilgi iletişim teknolojileri sektörünün verilerini aslında pazara bilgilendiriyor. Bu verilerin doğru olarak ölçülebilmesi ve doğru bir biçimde iletişiminin sağlanması gelişim açısından çok önemli. Ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyiz ve geliştiremeyiz. Yaklaşık olarak da 70 milyar TL'ye giden bir sektör temsil ediyoruz. Aslında bunun içerisinde bilgi teknolojilerinin payı 20.4, iletişim teknolojilerinin payı da 48.9 oluyor. Bilgi teknolojilerinde ve iletişim teknolojilerinde donanım payına bakıldığı zaman bilgi teknolojilerinde donanım payı yüksek. Yaklaşık 10 milyar TL'si donanımdan geliyor. 10 milyar TL'de yazılım ve hizmet sektöründen geliyor. Biz burada Türkiye'nin geleceği açısından özellikle yazılım ve hizmet sektöründe katma değerli ve ihracatın da artmasına yönelik gelişimin sağlanmasını istiyoruz ve desteklenmesini istiyoruz. Bu konuda bütün partilerle, hem kamuyla, bakanlıkla, ilgili bakanlıklarla, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmaları sürdürüyoruz. İhracat payına da bakıldığı zaman yaklaşık 800 milyon TL yazılımdan gelmekte. Ama biz bunun çok daha fazla olmasını ve katma değerin sağlanmasını, hele gelecek teknolojiler olarak bakıldığı zaman, gelecek teknolojiler açısından ve de dijital transformasyon açısından çok önemli fırsatlar var. Bunları iyi değerlendirmemiz gerekiyor ve tüm oyuncularla birlikte çok iyi değerlendireceğimize inanıyoruz. İnancımız tam. Siz de bahsettiniz az önce sohbet sırasında. Internet of Things, Internet of Everything tarafında da baktığımız zaman bunlar zaten donanımla birlikte yazılımın gücünü ortaya çıkarmakta. Yazılım ve hizmet sektörü açısından buralarda Türkiye'de önemli bir fırsat doğmuş durumda ve bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Burada teknoloji dijini bizim ihracat potansiyelimiz, mesela yazılım dediniz. Yazılımda, evet, belli bir potansiyelimiz var ve onu da ileriye götürmemiz lazım diyoruz. Bizim şu an güçlü tarafımız yazılım mı? Ve yine bu yazılıma dair işlerde, alanlarda mı bizim ilerlememiz gerekiyor önümüzdeki dönemde? Şimdi şöyle, donanım tarafında zaten çok ithalat ağırlıklı gidiyoruz. Bizim ihracat tarafında ağırlıklı olduğumuz yazılım ve servis. Dolayısıyla, evet, yazılım ve servis tarafının büyük bir fırsatı olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bunun desteklenmesi ve Türkiye'de aslında bilgi okur yazarlığının da artırılmasıyla birlikte, bilgi ve iletişim okur yazarlığının artırılmasıyla birlikte çok büyük bir fırsat olduğunu ve artık hani Internet of Things ile bunun artık küçük çocuklardan büyüyen nesil, büyüyen her türlü nesil açısından güzel bir gelecek potansiyeli yarattığına inanıyoruz. Tabii bunun için de belli bir herhalde sistem kurulması gerekiyor şu anlamda. Yurt dışındaki örnekleri o tip şeylerde
ilk olarak bir Amerika'ya bakarız örneğin nasıl yapıyorlar bu işi diye. İşte Silikon Vadisi deriz, işte farklı kuluçka merkezleri, bu işin yapılmasını gerektiren her türlü şartı sağlayan yapılar. Bu anlamda Türkiye'de de bu yönde girişimler olduğunu biliyoruz. Kuluçka merkezleri açılıyor yavaş yavaş. Girişimcileri destekleme, özellikle yazılım tarafında, bilişim tarafında destekleme yönelik bazı girişimler var. Bundan sonra sizin öngörünüzle biraz daha bu konuyu nasıl ilerletmek lazım? Hangi konularda eksiklerimiz var? Bundan sonra ne yapacağız ülke olarak? Evet, dediğiniz gibi teknoparklar aslında teknolojik gelişim merkezleri ve kuluçka merkezleri, işte yurt dışı açılımları, bu konuda çeşitli destekler var. Türkiye'nin yazılım stratejisinin geliştirilmesi konusunda ve yazılması konusunda Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde yapılan bir çalışma var. Dolayısıyla buralarda bizim en çok yapmamız gereken işlerden bir tanesi Ar-Ge ve inovasyon. Ar-Ge ve inovasyonla birlikte eğitim ve yetenekli iş gücü insan kaynağının artırılması konuları. Dolayısıyla bir eğitim, farkındalık ve bu konularda daha çok yatırım, daha çok teşvik konularına önemli olacağına inanıyoruz. Peki biraz sonra elektronik atıklar meselesinden bahsedeceğiz ama şu internet meselesi, daha doğrusu nesnelerin interneti Türkçe çevirmesiyle çok enteresan bir konu ve gelişme çok açık bir konu. En son İstanbul'da bir zirve yapılmıştı. Bu yeni sanayi devrimi diyenler var bunun için. Bu kadar önem atfedenler var. Çok enteresan bir şey. Gerçekten her türlü datayı toplayıp bu datayı işler hale getirip fonksiyonel hale getirmek gibi bir süreç. Biz bu konuda herhalde ilerleme konusunda da veya dünyanın yine önde gelen ülkeleri arasında olma açısından belki de bir fırsat yakalamış durumdayız, öyle değil mi? Bundan sonra bu konuda nasıl ilerlemek lazım? Evet, şimdi aslında Internet of Things ile birlikte bir dijital transformasyon söz konusu. Şirketlerin dijitalleşmesi, bireylerin kullandığı her şeyin artık kontrol edilebilmesi, bağlı mutfaklardan, connected kitchen'dan tutun da her türlü sizin her hareketinizin kayıt altına alınabildiği ve izlenebildiği komple bir ekosistemden bahsediyoruz. Aslında bunun arkasında yazılımla birlikte aslında büyük veri ve büyük veri analizleri çok önemli olacak. Dolayısıyla büyük veri analizleri konusunda hem Türkiye açısından bir fırsat var, aynı şekilde bulut bilişim konusunda. Aslında bulut bilişim de çok önemli bir şey olacak. Artık bu tip verilerin, her türlü veriyi her yerden toplayabildiğiniz için bunları bulutta toplayıp, bulutta büyük veri olarak analiz edip daha hızlı karar alabilme, iş yapış biçimlerinizi ve iş süreçlerinizi geliştirme tarafında da önemli bir etkisi olacak. Biz TÜBİSAT olarak bu özellikle Avrupa Bulut ödülleri konusunda da Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda zaten Türkiye adına Avrupa'ya katılacak 6 kategoride katılımcıları belirledik. TÜBİSAT sponsorluğunda ve diğer partilerle. Burada teknoloji firmalarıyla birlikte teknolojiyi kullanan, müşteri durumunda olan firmalar da katıldılar. Ve 64 tane firma vardı. 64'ün tümü teknolojide müşteri olarak da bu hizmeti en iyi kullanan veya bu transformasyonu en iyi şekilde adapte eden firma olarak aday olan firmalarımız da var. Çok önemli bir süreç bu teknoloji konusundaki gelişmeleri. Hani sanayi devrinin bir zamanda bir sonrasına yaptık, peşinden gitmeye çalıştık ama belki bunu başında yakalayabiliriz. O açıdan önemli. Şimdi tabii bir yandan tüketim toplumu haline dönüştük. Şimdi elektronik tarafına baktığımızda sürekli teknoloji değişiyor, sürekli eskiyor ve sürekli elinizdeki teknoloji cihaz eskimeye başlıyor. Standartları değişiyor. İster istemez değiştirmek zorunda kalıyorsunuz bir süre sonra. Ondan sonra bu yenilemeye yakalayamazsınız. O hizmeti de alamıyorsunuz. Bu tip hızlı bir süreç yaşıyoruz. Ortaya da çok ciddi bir elektronik dönüşüm gerektiren bir aslında ortam çıkıyor. Evet. Yani çok fazla elektronik eşya, eski bilgisayarlar vesaire. Siz TÜBİSAT olarak elektronik atık geri dönüşüm ekonomisini yürütme konusunda öncülük yapacaksınız. Bu konuda önce biraz bilgi verir misiniz bize? Evet, biz TÜBİSAT olarak bilgi ve iletişim sektörünü önemli ölçüde temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak
elektronik atık elektrikli ve elektronik eşyalar konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olduk. Hmm. Ve bu elektronik atıkların işte beyaz eşya dediğimiz ve de bilgisayarlar, printerlar, hesap makineleri ve ampuller, aslında LED ve floresan ampuller diye baktığımızda bunların toplanması konusunda yetkili kuruluş olduk. Bir takım üyelerimiz bunlara dahil oldular ve biz aslında bu konuda güvenilir bir kurum olarak aslında tercih edilen durumundayız. Ve bunların toplanması, çünkü sektörde üreten firmalarla ithalat yapanlar dahil bunların toplanması konusunda sorumlulukları var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sorumlu durumdalar. Ve bunları temsilen bunların toplanması, belirli toplama merkezlerinden alınması ve zaman içerisinde bilindiği gibi beyaz eşyada yaklaşık ortalama 15 yıl bir ürün ömrü diye dikkate aldığımızda, bilgisayarlarda da 2-5 yıl diye, özellikle mobil cihazlarda, telefonlarda 18 ay olan, aslında fonksiyonel olarak kullanılabilmelerine rağmen aslında teknolojik olarak ömürlerini tamamlayan ürünler belli bir süreden sonra tabii ki yan etkileri olan ve çevreye aslında zarar veren bir takım girişimleri oluyor. O yüzden bunların toplanması gelecek nesiller açısından, risk oluşturmaması açısından dünyada çok önemli çalışmalar yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da verdiği onayla Türkiye'de de biz bunu yapıyor olacağız. Buradaki aslında hacme bakıldığı zaman da Türkiye 503 bin ton toplam atıkla geçen yıl. O da Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nin verilerine göre dünyada 41.8 milyon ton olan atıktan Türkiye burada 503 bin tonla dünyada 17. sırada yer alıyor ve kişi başı e-atık miktarda 6,5 kilogram. Aslında burada Amerika başı çekiyor, Çin arkadan geliyor. Yalnız kişi başı atık oranına bakıldığı zaman da aslında Norveç en yüksek rakamı oluşturuyor, 28.4 kiloyla. Ardından İsviçre geliyor ve İzlanda onu izliyor. Kıtalar olarak baktığımızda da Asya kıtası aslında en fazla atık bulunan kıta olarak Amerika onu izliyor. Dolayısıyla Türkiye olarak da bizim bu atıkları toplayıp gelecek nesiller açısından riski ortadan kaldırıp ve de bunların da geri dönüşümünü sağlayarak, çünkü ekonomiye de önemli bir katma değer sağlıyor olacak. En önemli şey geri dönüşümünün sağlanabiliyor olması. Burada TÜBİSAT olarak biz görevlendirilmiş yetkili bir kuruluşuz ve liderlik yapmak istiyoruz. Evet, burada süremiz bitmek üzere ama çok kısa şunu cevabını rica edeceğim. Hepimizin var bu tip elektronikleri, yani kenarda duruyor. Evet. Bunları atsak nereye atacağımızı da biliyoruz. Çöpe atsak değeri de olmayacak. Evet. Değerinin olmasından çok doğru bir yere gitmeyecek. Peki bundan sonra ne yapmak lazım? Bu atıkları nereye teslim etmek lazım? Tüketici elinden nasıl çıkaracak bu atıkları? Evet, şimdi buralarda da biz belirli toplama merkezleri oluşturuyoruz. Burada hem belediyelerle hem de üye kuruluşların bayilikleri kanalıyla belirli kampanyaları da, okullarda da belirli kampanyaları da düzenleyerek bunları topluyor olacağız. Ve lisanslı toplama ve geri dönüşüm şirketleri kanalıyla da geri dönüşümünü sağlıyor olacağız. Çok ilginç bir veriyi vermek istiyorum. Bakanlığın bir açıklaması. 1000 adet cep telefonu devresinin geri kazanımından 250 miligram gümüş, 24 miligram altın ve 9 miligram paladyum, 9 gram bakır elde ediliyor. Ve 1 ton basılmış devre kartı dikkate alındığında da yaklaşık 80 gramla 1500 gram arasında bir altın üretimi ve 160-210 kilo olarak da bakır elde ediliş söz konusu. Dolayısıyla geri dönüşüm açısından da bu hem bir takım kimyasal riskleri, gelecek riskleri, tehditleri yönetebilme, hem de ekonomiye geri dönüşüm açısından önemli bir katkı sağlama ve istihdam yaratma açısından da önemli olduğuna inanıyoruz. Evet, Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Biraz da bilgilenmiş olduk. Bu atıkların arındırılması, atıkların doğru yere gitmesi konusu gerçekten çok önemli. Tekrar çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Finans Kafe'de şimdi araya gideceğiz. Birden itibaren haberlerle devam edeceğiz.